Araştırma merkezi devam ediyor. Türkiye'de Ekonomi Televizyon'da 5G'yi ve dijital dönüşümü konuşuyoruz. İlk bölümde konuğumuz bildiğiniz gibi doçent doktor Cüneyt Tantuydu ve yine çok değerli bir akademisyeni ağırlıyor olacağız. Doçent doktor Berk Canberk, İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi Ar-Ge'den sorumlu dekan yardımcısı olacak karşımızda. Hoş geldiniz Berk Bey yayınımıza. Teşekkür ederim Murat Bey, hoş bulduk. Şimdi biz ilk bölümde Cüneyt Tantuğlu'la birlikte 5G'yi ve dijitalleşmeyi konuştuk. Sizinle de ben aynı konuyu konuşmak istiyorum. Şimdi özellikle Türkiye'de en fazla konuştuğumuz nokta 5G teknolojileri. Ama birçok kimse bilmiyor sanırım. Nedir bu 5G? Evet Murat Bey, 5G'yi kısaca özetlemek gerekirse yeni nesil kablosuz mobil iletişim teknolojisi diyebiliriz 5G için. Bu adındaki 5 öncesi olan bu 4G teknolojilerinin devamı niteliğinde. Biliyorsunuz çağımızda insanlar arasındaki bu dijital haberleşme artık bir boyut değiştirdi. Eskiden sadece telefonlarımızı, mobil cihazlarımızı ses iletimi için kullanıyorduk. Artık böyle değil. Hem o sesin kaliteli iletilmesini istiyoruz. Aynı zamanda görüntü iletilmesini istiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz, film çekiyoruz, gönderiyoruz. Sürekli online'ız ve de bunları yüksek kalitede istiyoruz. Özellikle bu koronavirüsten ötürü online hayatımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz şu anda görmekteyiz, birlikte yaşıyoruz. Şimdi bütün bunları yaparken tabii ki iletişim teknolojilerinin de yeni açıkları ortaya çıkıyor, yeni ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi yüksek hız. Bu yüksek hızla birlikte bizim için aynı zamanda kesintisiz iletişim ve yüksek kalite çok önemli. Bununla beraber yüksek kapasitede iletişimde bulunmamız lazım. Aynı zamanda bizim bunu yaparken düşük maliyetlerde bulunmamız lazım ve de güvenilirliğimizi de yüksek tutmamız lazım. Bu bütün kavramları bir arada barındıran teknolojiye biz mobil iletişim teknolojisine 5G demekteyiz. Çok güzel. Evet, şimdi 4G'de yapabildiğimiz veyahut da yapamadığımız 5G'de birçok nokta herhalde farklı bir noktaya gelecek. 4G ile kıyaslamak evet. Gerekirse birazcık da adım adım gidersek hocam. Neler değişecek tabii hayatımızda? Ki. Bu nesnelerin interneti söyleniyor ama nedir bu nesnelerin interneti? Yani artırılmış gerçeklik, yapay zeka, göz tanıma teknolojileri, sürücüsüz araçlar. Evet. Hepsi bu teknolojiyle olabilecek mi hayatımızda artık? Aynen Murat Bey. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu bahsettiğiniz bütün teknolojilerin altyapısını, haberleşme ve iletişim altyapısını sağlayacak teknolojinin adı 5G. Yani kablosuz iletişim teknolojisinin geleceği diyebiliriz. Örneğin biz bundan önceki teknolojilerde 4G teknolojilerinde bir HD filmini yani yaklaşık 45-50 dakikada indirebilir iken bu yeni teknolojiyle 5G teknolojisiyle 5-10 dakikalar seviyesine gelebilecek. Bir de çok önemli bir nokta zaten sizin de bahsettiğiniz 5G sadece insanların kullandığı iletişim araçlarının birbirleriyle haberleşmesini değil nesnelerin de birbirleriyle haberleşmesini ne olarak sağlayacak. Ne demek istiyorum? Yani benim cep telefonumla evdeki fırınımın haberleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunu değişik dikey sektörlere vurun. Örneğin artırılmış gerçeklikle sizin başka bir dünyada yaşıyormuş gibi kendinizi gösteren o gözlükleri taktığınız zaman o dünyada gördüğünüz bir kişi de hızlı bir şekilde sizi görebilecek. Bu çok ciddi bir ilerleme. Bir diğer nokta 5G'nin 4G'den farklı olan nokta özellikle yapay zeka ile 5G'nin adeta bir çok iyi arkadaş olması ve birlikte hareket etmesi. Yapay zekanın öğrenmek için kullandığı veriler ne kadar hızlı bir şekilde bu yapay zekayı oluşturan sistemlere ulaşırsa yapay zeka teknolojisinin verimi, hızı, doğruluğu artar. 5G teknolojisi de zaten bütün komponentleriyle birlikte bu hızı bize sağlayacak. Bunun yanında birçok sektörler var zaten 5G'nin bizim hayatımıza gireceği. Örneğin ben bir iletişime geçtiğim anda eskiden sadece benimle birlikte 10 kişi, 15 kişi aynı HD kalitede yayını izlemek istiyor iken şu anda bu anlık veri kapasitesi çok arttı. Dolayısıyla bu veri kapasitesini karşılayacak olan altyapı 5G'deki altyapı. Evet, şimdi bakıldığında aslında o zaman bu tüm filmlerde gördüğümüz teknoloji gündelik hayatımıza oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek. Örneğin cep telefonuyla buzdolabının konuşması.
Çok enteresan. Evet. Gündelik hayatımızı Evet. kolaylaştıran teknoloji o zaman 5G ile hayatımıza giriyor hocam çok yakın Evet, zamanda. yani bu önceden yapılan şeylerdi bunlar ama çok basit iletişimlerdi. Artık bu bizim için gündelik hayatımızda olan çok hızlı ve yüksek kapasitede, yüksek güvenilirlikte yapılır hale gelecek. Şimdi dünyada çok tartışılıyor 5G teknolojisi. Seveni var, sevmeyeni var ya da isteyeni var, istemeyeni var diyelim daha doğrusu. İngiltere'de protestolar vardı. Hatta bu anlamda bir 5G Evet. baz istasyonu yakıldığını gördük. Çin'de çok ciddi Evet. tepkiler var sosyal anlamda. İnsanın Evet. DNA'sı ya da bazı fonksiyonlarını zedelediğine dair iddialar var. Tam net bir sağlık raporundan Evet. bahsetmiyoruz hocam ama güçlü bir Evet. radyasyon yaydığı söyleniyor 5G'nin. Çok fazla medyada da Evet. görmüyoruz. Siz bir akademisyen olarak bu kısmını hiç bakabildiniz mi? Vallahi şu, o tamamen yanlış bir algı diyeyim size. Her yeni teknoloji gibi bu 5G yeni 5G'nin de hayatımıza girmesiyle beraber bir belirsizlik var. Bu belirsizlik halkımızda belirsizlik var ve bu da insanları sanki kötü bir teknolojiymiş gibi, radyasyon yayıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Yani şöyle diyeyim size, bir cep telefonunuzdaki olan sinyal, bir baz istasyonundan size gelen sinyalden yaklaşık 100 kat daha güçlüdür. Yani Cep bir 5G baz telefonlarımız. istasyonunun size, evet, şu anki cep telefonumuz 5G bile değil. Hatta evdeki Wi-Fi'larımız, yani haberleşme zaten başlı başta radyasyonla ilgili bir konu ama bu konuda 4G teknolojisine kadar Dünya Sağlık Örgütü'nden de yapılan açıklamalarda insan sağlığına ciddi zarar verecek bir boyut olmadığı, 5G ile ilgili zaten böyle bir bulgu yok. Ve de 5G'nin bırakın insanların DNA'sını değiştirmeyi, çok yüksek gigahertzlik bir millimeter wave'lerden bahsettiğimiz için, yani dalga boylarının santimetreden milimetreye düşürdüğümüz söylüyoruz. İnsanın vücuduna penetre etmesi zaten bunları çok zor. Dolayısıyla bunlar sanırım 5G teknolojisi hayatımıza geçmeye başladıkça ortadan kalkacak. Şimdilik birazcık daha belirsizlikten kaynaklanan, hele şu anki havadan kaynaklanan bir panik diye düşünüyorum. Bunlar Evet, zaman, bununla yani ilgili çok... zamanla 5G oturduğu zaman ortadan kalkacaktır diye düşünüyoruz bizler bilim insanları. Her yeni nesil teknolojinin gelmeden önce yaratmış olduğu tartışmayı sanırım yine yaşıyoruz. Evet. Telefonlar Evet, o zaman evet. hocam yani konumuzun dışında bir şey ama 100 kat fazla bir Evet. radyasyon yayıyorsa kesinlikle Evet. başka odalara koyup da uyumamız lazım herhalde. Hatta evin içine de Yani koymamak bu gerekiyor. yani bu tabii bunlar çok kısıtlı alanlarda yapılan testler. Neticede haberleşmesiz yaşayamıyoruz. Yani tabii ki gece yatarken telefonunuzu 7-8 saat sizle birlikte dip dibe koymamanız önerilir. Ya da bir evdeki kablosuz internetinizde, baz istasyonunuzda uçacağı yatmamanız önerilir. Ama bunların bizim sağlığımıza zarar verecek boyutta olmadığını da belirtmek isterim. Yani bu radyasyonlar bizim herhangi bir vücudumuza zarar verecek boyutta değiller. Ama tabii ki her türlü sinyal yayılımından kendimizi en azından farkında olmak güzel bir şey tabii ki. Ama bir sağlığımıza zarar veren boyutta değil hiçbirisi. Şimdi bu virüsle birlikte çok fazla bu kavramları konuşuyoruz. Siz bir akademisyen olarak COVID-19'un bize getirdiği ya da getirecekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Virüsle birlikte dünya değişecek mi size göre teknolojik anlamda? Murat Bey, yine çok güzel bir konuya değindiniz. Kesinlikle değişeceğini düşünüyorum. Özellikle bu online'a geçmemiz, yani her şeyin artık çevrim içi yapılması bizim hayatımızı çok değiştirecek diye düşünüyorum. Bundan önce home office denen kavram bizim için hani daha farklı bir kavramdı. Şimdi bir gereklilik haline geldi. Haberleşme teknolojilerinin ekmek su kadar önemli, evimizin elektriği kadar önemli bir kavram olduğu ortaya çıktı. Yapay zekanın haberleşme ile birleştirilince ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra bizi gerçekten çok değişik ve bence çok güzel bir nokta, ya yani bu anlamda haberleşmenin önemi anlamında çok güzel bir nokta bekliyor. Tabii ki değişim oluşumu sırasında birazcık zaman alan bir şey. Ama neticede bu online'a geçiş her sektörde daha hızlı olacak gibi geliyor bana bu sebeplerden ötürü. Peki bizim hayal ettiğimizden daha büyük bir teknoloji mi var? Yani bize filmlerde gösterilen ya da simülasyonunu gördüğümüz ürünler tez zamanda hayatımızda olacak mı? Uçan arabalar olsun ya da sürücüsüz araçlar olsun. Biz yolda bir sürücüsüz araç görmüyoruz. Ancak bunu lansmanlarında Tesla'nın ya da Elon Musk'ın Evet. simülasyonlarında görüyoruz. Bunlar çok yakın bir zamanda olacak mı hocam? Yoksa biraz daha uzak ve uğraşılması gereken teknolojiler midir? Birçok ülkede, yani Amerika'da, Japonya'da insansız
araçlarla ilgili testler yapılıyor şu anda. Sadece hani bir tek arabayla değil, bir, ufak bir yolda trafik şeklinde. Bunlar önümüzdeki 5 sene, 10 senede hayatımıza gireceğini düşündüğüm kavramlar. Özellikle dronlar, drone ağlar, dronların insanlarla ilgili, tabii ki insanların pozitif yararı için kullanılması. Bunlar hep hayatımıza girecek. Yani yavaş yavaş teknoloji geliştikçe, sinyali daha iyi manipüle etmeyi öğrendikçe bilim insanları, bu konuda da bundan 20-30 sene önce bizim için çok imkansız olarak görünen noktaları yavaş yavaş geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi dünyada tabii ki bu teknolojiye geçenler var ve bu teknolojileri kullananlar var. Ne dersiniz? Yani bu işin lideri, dünyanın lideri el değiştirecek mi? Çin çok fazlasıyla özellikle yapay zeka yatırım yapıyor. Türkiye bu işin Evet. neresinde ve dünyaya geçenler kimler? Kimler bu alanlara yatırım yapıyor? Ya Amerika bu konuda iki, yani şöyle diyeyim size Murat Bey, 2012-13 yılından beridir ciddi bir 5G konsorsiyumları kuruluyor dünyada ve Türkiye'de de. Türkiye'de de 2015-2016 yılından beri bu konuda çok ciddi aktif çalışmaktayız. Türkiye bu konuda geride değil, çağımızla birlikte ilerliyoruz. Bu konuda ülkemizde gurur duyuyorum ben gerçekten. Amerika bu konuda 2019'un sonunda çeşitli test platform bölgelerini oluşturdu ve bazı eyaletlerindeki bazı şehirlerinde, Boston, Atlanta gibi şehirlerinde 5G baz istasyonlarını aktif hale getirdi. Japonlar var, Güney Amerika'da bazı ülkelerde var. Avrupa'da başta İngiltere ve Fransa'da olmak üzere operatörler 5G baz istasyonlarını aktif hale getirdiler. Burada şöyle bir nüans var. 5G'yi hali hazırda olan 4G'nin üstünde olan bir yani 4G'li birlikte hareket edecek olan bir teknoloji gibi lanse ediliyor ilk başta. 5G ile çalışan, sadece 5G ile çalışan cihazlar 2020'nin ikinci yarısından itibaren devreye girecek. Yani biz bunlara standalone cihazlar diyoruz. Yani sadece 5G ile çalışan cihazlar. Bir de 4G ile çalışıp 5G ile de çalışabilecek cihazlar. 2020-2021'in sonuna doğru da ben birçok operatörün dünyada 5G'ye geçeceğine inanıyorum. Bu konu çünkü çok ciddi konsorsiyumlar kuruluyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Evet, yani bu ilk başta 4G ile çalışabilen bazı ortak teknolojiler ve ürünler olacak ama herhalde bundan sonraki süreçte artık biz tamamen 5G'ye entegre olmuş bir Evet. sistem göreceğiz. Tabii bu Evet, alan çok önümüzdeki geniş bir sene, bir hocam. sene içerisinde. Evet. Evet, şimdi bakıldığında aslında bu 5G'nin getireceği başka noktalardan biri ve bunlar belki mimarları da tartışması gereken bir konu. Akıllı şehirler, akıllı insan, belki akıllı evlerimiz. Bunlar çok yakın zamanda herhalde farklı farklı alanlarda eğitimi de değişecek, Evet. eğitim müfredatını da değişecek sanırım. Tabii ki. 5G'nin uygulama alanları Murat Bey çok fazla. Hanelerinizden başlayın. Akıllı ev, akıllı bina, akıllı şehir dediğiniz gibi. Birbirleriyle konuşabilen iki tane trafik lambasını düşünün. Bu konuşabilenden kastım, işte benim yolumdan dakikada şu kadar araç geçti. Bu kadarı kırmızıydı, bu kadarı bilmem ne renkti. Sende ne kadar var deyip bu datayı kendi içinde yapay zeka modülleriyle analiz edip merkeze gönderebilenlerden düşünün. Daha dikey sektörlere gidin. Özellikle savunma sanayi, otomotiv, enerji, kentleşme, yani kent sektörü işte akıllı şehirler sektörleri gibi. Bu da birçok alanda, tarım gibi birçok alanda, yani haberleşmeye, hızlı haberleşmeye, yüksek kapasiteli haberleşmeye, kaliteli haberleşmeye ihtiyaç duyan her sektörde bizim karşımıza çıkacak bu yapay zeka ile birlikte. Gençlere hocam ne söylemek istersiniz? Süremizin normalde sonuna geldik ama öğrencilerimize bu anlamda gelecek vaat eden beyinlerimize ne tavsiye edersiniz? Teknolojiyle her zaman iç içe olmaya çalışsınlar. Teknolojinin sadece hep biz teknik üniversitede aynı şeyi söyleriz. Sadece teknolojiyi kullanan olmayın, teknolojiyi üreten kısımda da olun. Bunun mühendislik kısmını zaten ilk 4 yıllık eğitimlerde alıyor öğrencilerimiz. Yani teknoloji sürekli takip edip sürekli merak içinde olsunlar. Yapay zeka teknolojileri olsun, haberleşme teknolojileri olsun, robot teknolojileri olsun ve benim şu an aklıma gelmeyen birçok teknoloji var. Bunlar için nasıl üretiliyor, nasıl yenilikler yapılabiliyor? Bunların peşinde koşsunlar gençlerimiz. Hocam çok teşekkür ederiz yanımıza kıymetli katkılarınız için. Doçent Doktor Berkcan Ben Berk araştırma merkezindeydi. Şimdi bir başka değerli konuğumuz Namat Garakonova ile araştırma merkezine devam ediyoruz.
yansıma, ışığın bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi. Bazen bir kitap, bazen bir film, bazen bir anı olur yansıma. Psikolojiden bilime, sanattan modaya uzanan farklı disiplinlerdeki her konu bu programda. Nur Onur'la Yansımalar hafta içi her gün 23'te Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te.